Binlerce yıl boyunca çeşitli uygarlıkların her biri kendine göre ölümsüzlüğe ulaşmaya çalışmıştır. Bu uygarlıklardan hiçbiri, bu konuyla ilgilenen ilk uygarlıklardan biri olan eski Mısır kadar derin bir iz bırakmamıştır. Mısırlılar 5000 yıl öncesinden itibaren benzersiz dehalarını ölümden sonra hayata ulaşmak amacıyla kullanmıştır. Ve günümüz dehalarının henüz çözemedikleri bulmacalardan oluşan bir miras bırakmışlardır. Ancak çölde bulunan nefes kesici ipuçları bizi ilk defa piramitleri yapan gizemli kişilerle yüz yüze getiriyor. Çok uzaklardaki laboratuvarlarda bilim adamları Mısırlıların ölüme karşı yaklaşımlarını anlamak için sıra dışı çabalar harcıyor. Modern bilimler, firavunların sırlarını daha önce hiç olmadığı şekilde yeni bir hayata kavuşturuyor. ...4500 yıl önce insanlık tarihinin en olağanüstü başarılarından biri Mısır çölünde ortaya çıktı. 6 milyon blok kireç taşı kullanılarak firavunlar için yapılan 3 kraliyet mezarı sadece 70 yılda tamamlandı. İşçiler modern teknoloji olmadan yaklaşık 2 dakikada bir her biri ortalama 2,5 ton ağırlığında olan taş blokları kaldırıp yerlerine yerleştirdiler. Bu işin imkansız gibi görünmesi, bazılarının Mısırlıların günümüzde sahip olamadığımız bir tür gizemli bilgiye sahip olduğuna ve uzaylılardan yardım aldıklarına bile inanmalarına neden olmuştur. Ancak artık Gize platosunda kumlar, piramitleri kimin ve nasıl yaptığı konusundaki eski bulmacaya ait yeni ve şaşırtıcı ipuçları ortaya çıkarıyor. 200 yıl boyunca yapılan kazılar sırasında piramitler, mezarlar, tapınaklar, heykeller, güzel yazılar ve rölyefler ortaya çıktı. Peki ama bütün bu insanlar neredeydi? Mark Lerner, Chicago Üniversitesi'nin Doğu Bilimleri Enstitüsü'nde eski Mısır arkeoloji profesörü. Çalışmaları sayesinde araştırmaların odak noktası tarihi eserlerden insanlara kaydı. İlk defa ileri gelenlerin ve hizmet ettikleri kralın nasıl gömüldüğünü anlamaya çalışmaktansa burada yaşayan insanların hayatını anlamak amacıyla kazı yapıyoruz. Lehner ve başka uzmanların son zamanlarda yaptığı keşifler piramitlerin inşa edilişi konusundaki anlayışı tepetaklak etti. Yüzyıllar boyunca piramitleri yapanların köle oldukları düşünülüyordu. Hollywood filmleri de kırbaç tehdidiyle zorla çalışan köleler konusundaki miti daha da güçlendiriyordu. Ancak 1990'da yapılan bir keşif bu miti sonsuza dek bozdu. Ata binen bir turist, eski Mısırlılar hakkındaki araştırmalarda yeni bir dönem başlattı. Atın ayağı, firavunların döneminde kapatılmış bir mezarın kubbeli çatısından içeri girdi. İçeride sonsuzluğa açılan bir pencere vardı. Kubbe, canlı renklerle boyanmış alçıyla kaplıydı. Söz konusu kaplama, çöl şartlarına maruz kalır kalmaz bozulmaya başladı. Ama kısa bir süre için bir kralın mezarı gibi parıldadı. Ama burada gömülü olan kişi kral değildi, hatta soylu bile değildi. Bir işçiydi. Gize platosunun müdürü olan Doktor Zahi Havas'a göre mezarın tasarımı ve yapım biçimi söz konusu kişinin esir olmadığını gösteriyor.
Mezarın büyüklüğüne, kubbeli tavanın benzersiz şekline ve mezarın içeriden alçıyla kaplı oluşuna bakarak, bu kişinin bütün işçilerin idaresinden sorumlu olan adam olduğuna inanıyorum. Bu adam, buradaki herkesin iyi yaşamasını sağlamaya çalışıyordu. Herkes sabah işe gidiyordu. Gün batımında evlerine dönüyor, buradaki köyde yaşıyordu. Ölen herkes için de bir mezar vardı. Doktor Havas ve ekibi, kubbeli mezarın keşfini takip eden aylarda, aynı bölgede 250'den fazla mezarı gün ışığına çıkardı. İşçiler için yapılan bir mezarlığı bulmuşlardı. Ustabaşının kubbeli mezarının çevresinde seçkin işçilerinin mezarları vardı. Büyük olasılıkla tıpkı firavunların ve soyluların mezarları gibi işçilerin de mezarları statülerine göre düzenlenmişti. Doktor Havas, bazı mezarlarda hiyerogliflerle işçinin titrinin de yazıldığını keşfetti. Bu da Gize'yi inşa edenlerin saygı duyulan zanaatkarlar olduğunun kanıtıydı. Burada 3 tane kapı bulduk. Her birinin üstünde renkli çizimler vardı. Bu kişilerin hiyeroglif titrilerine baktığımızda, burada Heyrup Yerioğuz diyor. Bu mezar inşaatı müdürü demek. Burada da Sarıp Yerioğuz diyor. Bu da mezar inşaatı denetçisi demek. Arkeologlar kazı sırasında işçilerin statüsünü belirten bir başka keşifte daha bulundular. Tıpkı krallar gibi inşaat işçileri de sonsuza giderken yanlarına sanat eserleri alıyordu. Detaylı oymalar, hiyeroglifler ve heykelcikler bu işçilerin görünüşü hakkında ipuçları veriyor. Havas ve ekibi bu inşaat işçilerini giderek daha canlı bir biçimde görebiliyordu. Ancak daha sonra buldukları şey için hiçbiri hazır değildi. Sonunda piramitlerin gölgesinde modern işçiler tarihi atalarıyla yüz yüze geldi. Bu kalıntılar üzerinde yapılan tıbbi incelemeler, acı ve fedakarlıkla dolu kelimenin tam anlamıyla insanın belini büken yoğunlukta çalışmanın söz konusu olduğu bir hikayeyi ortaya çıkardı. Bulunan kemikler üzerinde yaptığımız incelemelerde, mezarlarda bulunan erkeklerin çoğunun sırtına ve sırt kemiklerine ağırlık bindiği ortaya çıktı. Yani bu insanlar her gün taş taşıyordu, piramitlerde veya mezarlarda çalışıyordu. Arkeoloji aslında altın veya kral tutu bulmak demek değildir. Bulunan altın ve kral tut, bu insanların yaşam biçimleri veya diğer konular hakkında hiçbir fikir vermez. Bu mezarlıkta toz toprak içinde çalışıyoruz. Her bir kum tanesi, taş parçası, çanak parçası eski tarihi yeniden yaratıyor. Ve bu insanlar hakkında bize bilgi veriyor. Günümüzde Gize platosunda hayat hala çölün eski ritminde devam ediyor.
Burada çalışan günümüz Mısırlıları atalarının hayatını yavaş yavaş ortaya çıkarıyor. Mohamed Morsi. Andım. Ali Kamel. Salik Ragol yani Road. Bugün birkaç düzine işçi çalışmaya geldi. Ancak piramitler inşa edilirken on binlerce işçi vardı. Mark Lerner bu kadar büyük bir iş gücünü desteklemek için bir şehre ihtiyaç olduğunu biliyordu. Peki yıllar önce terk edilmiş bu şehre ait kanıtlar neredeydi? Söz konusu şehre ait ilk ipuçları, kazı yapanlar bir fırın bulunca ortaya çıkmış oldu. Sanki çölde nereye bir çukur kazsak, ekmek pişirmeyle ilgili önemli kanıtlar buluyoruz. Burada söz konusu olan binlerce somun ekmek. Bu kadar çok ekmeğin olduğu yerde bira çok uzakta olamaz. Ekmek ve biranın olduğu yerde de insanlar olmalı. Demek ki burada çok sayıda tüketici vardı. Lerner ve ekibi, hamur yapmak için devasa tekneler ve yüzlerce ekmek kalıbı buldu. Bu çanaktan özür diliyoruz. 5000 yıldır hiç hasar görmeden burada durmuş. Ama bu çanağı tek parça halinde çıkarmamız imkansız. Arkeologlar daha çok şeyi gün ışığına çıkardıkça fırın daha da tanıdık hale geldi. Daha önce bu fırının planlarını görmüşlerdi. Eski Mısır uzmanları yıllar boyunca Sakkara yakınlarındaki Ti mezarına bakarak firavunlar döneminde günlük hayatla ilgili detayları incelediler. Detaylı duvar resimlerinde çok farklı faaliyetler anlatılıyordu. Bu çizimlerde Mısırlıların bira yapma yöntemleri ve binlerce kişiyi doyurabilecek üretim hatlarında ekmek hazırlama yöntemleri gösteriliyor. Bu çizimler Lehner'ın fırınına aynen uyuyor. Burada elde ettiğimiz sonuçların en güzel yanı mezar duvarlarının bulduklarımız hakkında bize bilgi vermesi. Bu tıpkı bir alışveriş kataloğuna bakıp, bak demek ki bulduğumuz şey buymuş diyebilmek gibi bir şey. Metin, resim ve arkeolojik kalıntıların harika bir birleşmesi gibi bir şey. Arkeologlar bu eski inşaat alanının planını parça parça bir araya getiriyor. Çöl, kıskanç bir biçimde kanıtların çoğunu saklıyor. Ancak bazı ipuçları gün ışığına çıkmış bile. Yapılması gereken şey bu ipuçlarının tam olarak ne anlama geldiğini bulmak. Doktor Lerner kısa bir süre öncesine kadar pek fazla düşünmeden her gün bu geçitten geçiyordu. Ancak yapılan kazılarda yapının çoğunun kuma gömülü olduğu ortaya çıkınca Lerner bu geçidin öneminin farkına vardı. Sadece 12 fitlik bir çıkıntı gibi görünen bu yapının çöl yüzeyinden 30 fit yüksekliğe uzanan dev bir duvar olduğu ortaya çıktı. İşçiler her gün işe gidebilsin diye 8 metrelik bir kapı yapılmaz. Bu bir sınır. Çok güçlü bir şeye giriş. Güçlü olan bu şey piramitler, mezarlar ve seçkinlerin mezarı olan tapınaklar. Bu duvarın kutsal ve taş olan şeylerle daha güneyde kalan, çamur ve moloz olan ve duvarın kuzeyindeki her şeye destek veren laik şeyler arasındaki sınırı belirttiğine inanıyoruz. Buranın piramitlerin inşa edildiği dönemde Mısır'ın şehir merkezi olduğuna giderek daha çok inanıyorum. Lerner, yakında duvarın şehir merkezi olan tarafında büyük bir saray, hatta kraliyet sarayı bulacaklarına da inanıyordu. Bu büyük geçidin öbür tarafında liman, yani bütün platonun en önemli faaliyet merkezi vardı.
Limanda mutlaka taşları boşaltıyorlardı. Başka bölgelerden çalışmak amacıyla gelen insanlar buraya geliyordu. Ancak aynı zamanda piramit kompleksini beslemek amacıyla kurulan kasabalardan, yeni çiftliklerden ve şehirlerden gelen mal ve ürünleri de boşaltıyorlardı. İlk defa olarak yüzlerce değil, binlerce, on binlerce insanı bir araya getiriyorlardı. Bu kadar çok sayıda insan, kralları için mezarlar, yani insanoğlunun o zamana kadar yaptığı her şeyi cüce gibi bırakacak gökdelenler yapmak üzere çölün bu ucuna geldi. Yaratıcı inşaat teknikleri hala çözülemeyen bir sır. İşçiler bu koskoca taşları 40 kat yüksekliğe nasıl kaldırdı? Birçok uzman, bitmemiş piramidin çevresini dönerek dolaşan dev rampalar sayesinde taşları yukarı taşıdıklarına inanıyor. Yüzlerce, hatta belki binlerce kişi, 10 veya 20 kişiden oluşan ekipler halinde uzun rampanın üzerindeki büyük ahşap kızaklarla 2,5 tonluk blokları yukarı çekiyordu. Herhalde etraf gürültüden geçirmiyordu. Bir yandan taş kesen taş ustalarının ve bakır keskilerini bileyen bileyicilerin çıkardığı takırtılar, diğer yandan binlerce insanın tempo tutan şarkıları duyuluyordu. 2,5 dakikada bir taş yerleştiriliyorsa herhalde bu işi gerçekten çok ritmik bir şekilde yapıyorlardı. Bu eski inşaat sahasının resmi giderek ortaya çıksa bile hala önemli bir sır var. ...15 milyon tondan fazla kireç taşı nereden geldi? Yüzyıllar boyunca söz konusu taşların uzaklardaki bir taş ocağından geldiği düşünülüyordu. Ancak Dr. Lenner çok daha yakın bir kaynak olduğundan şüpheleniyordu. Bu konuda daha çok bilgi almak için kireç taşı kesme yönteminin M.Ö. 2500'de kullanılan yöntemle hala aşağı yukarı aynı olduğu modern taş ocaklarına gitti. Taş ocağındaki ustalar, dev kireç taşı blokları kesmek için ilk adım olarak taşın üzerinde uzun kanallar açıyordu. Eğer piramitlerin yakınlarında buna benzer kanal izleri bulunursa, bu taşların kaynağının daha yakın olduğu anlamına gelecekti. Lenner aradığını Gize'de, en büyük piramidin temelinden sadece 300 metre uzakta buldu. Bulduğu şey şüphe götürmez bir kanal kesimiydi. Taş ustasının kazmasının bıraktığı aşağı doğru uzayan dikey izleri görmek mümkün. Büyük olasılıkla taş ustası bu dev kireç taşını elinde keskiyle tek başına işliyordu. Her tarafta toz ve taş parçacıkları uçuşuyordu. Sonunda Dr. Lenner'ın elinde bir kanıt vardı. Taşların kaynağı tam buradaydı. Büyük piramitlerden gözle görülecek uzaklıkta bir taş ocağı vardı. Burada taş ocağının bir ucu görülebiliyor. Bu koskoca moloz yığınının hemen üstünde kayaların ucu görülüyor. Gözlerinizle ufukta bir daire çizip şuradaki kayaya ulaşırsanız, Keops taş ocağının dış hatlarını belirlemiş olursunuz. Burada eksik olan taş miktarı, Keops piramidinde kullanılan taş miktarına eşit. Taş ocağının kenarları da Keops piramidine uyuyor. Taş ocağı garip atıklarla dolu olduğundan araştırmacılar nesiller boyunca taş ocağını görmedi. Lenner bütün bu yıkıntıların piramit inşaatında kullanılan rampalardan artanlar olduğuna inanıyor. İnşaatı yapanlar işleri bittiğinde rampaları yıkıp artıkları buradaki taş ocağına bırakmışlar. Piramidin rampalarının hangi malzemeden yapıldığını inceliyoruz. Yığınlarca kireç taşı tozu var. Bir de kil ve çamurdan yapılmış bir destek duvarı var. Bütün bunlar çok dayanıklı. Ama sökmeye çalıştığımızda da bir keskiyle hemen sökülebiliyor ve parçalara ayrılıyor. Bu malzemelerden tonlarca, hatta milyonlarca ton olduğuna göre piramit rampaları da bundan yapılmış olmalı. Üç firavunun mezarlarının nasıl inşa edildiği çözüldükçe hem bilim adamları hem de sıradan insanlar bu tarihi projenin boyutları karşısında hala hayret içindeler.
Mark Lehner'ın keşifleri gerçekten uzak olan başka teorileri de tarihe gömebilir. Bence kolay çözüme inanmaktansa, yani uzaylıların bu piramitleri yaptığına inanmaktansa, Keops, Kefren ve Mikerinos'un yönettiği kültürün bunları inşa ettiğini düşünmek çok daha gizemli ve akıl kurcalayıcı. İlk seçenek çok kolay bir çözüm. Nasıl yaptıklarını bilmiyoruz. Demek ki bir başkası yapmış. Bir defa bu yapıları bir başkasının halen kayıp olan bir uygarlığın yaptığını söylemek biraz sömürgeci bir yaklaşım. Bence daha da önemlisi bu yaklaşım, bu yapıların burada yaşayan, buradaki mezarlara gömülen, bulduğumuz fırında ekmek pişiren insanlar tarafından bu kadar acı çekerek, bu kadar fedakarlık yapılarak inşa edilmesi konusundaki insanlık sırrını göz önünde bulundurmuyor. Büyük Keops piramidi çölden yükselip tamamlanma aşamasına geldiğinde, Mısır'ın en iyi zanaatkarları Firavun için bir başka armağanın üzerinde çalışmaya başladı. Binlerce yıl boyunca buraya gelerek piramitleri inşa edenlere hayranlıklarını gösterenler, ayaklarının altında bir hazine gömülü olduğunun farkında değildi. 1954'te piramidin güney ucuna yakın olan bu taş kalıplarının altında bir kubbe bulundu. Arkeologlar kubbenin altında gemi kalıntıları buldu. Hem de çok büyük bir gemi. Faruk Elbaz bu keşfin yarattığı heyecanı hala hatırlıyor. Günün haberleri bir gemi bulduğumuzu yazdı. Yani buraya gömülmesi için Firavun'u güneşle birlikte batıya doğru taşıdıklarında kullandıkları bir çeşit cenaze gemisiydi. Ve birçok kişi bunu bekliyordu. Ama şimdi vücudunu bulacaklar. Çünkü Keops'un vücudu bugüne dek bulunamamıştı. Tahmi Mahmud Ali kazıları yapan ekibin ustabaşıydı. Tuami yaklaşık 50 yüzyıldır kubbeden içeri giren ilk kişilerden biriydi. Ancak Firavun'un mumyasını bulmaktansa tamamen demonte edilmiş bir gemi buldular. Sedir ağacından parlatılmış 1224 parça, bir gözlemcinin söylediği gibi tıpkı bir oyuncak modelin parçaları gibi dizilmişti. Gemiyi tekrar monte etmek için 13 yıl boyunca yoğun çalışılması gerekti. Kalasların küpeşteye elle bağlanması gibi eski gemi inşa tekniklerine harfi harfine uyuldu. Denizcilik tarihi uzmanları bu geminin taş kullanılarak yapılan piramitlerin etkisine benzer şekilde ahşap mühendisliğinin bir dehası olduğunu düşünüyorlar. Ancak uzmanlar gemi tekrar bir araya getirilirken bile geminin eskiden nasıl kullanıldığı hakkında farklı görüşlere sahipti. Bazıları sadece cenaze için kullanılan bir tekne olduğuna inanıyordu. Bazıları ise Firavun'a öbür dünya için hazırlanmış bir gemi olduğunu düşünüyordu. Yakınlardaki Unas piramidinde bulunan hiyeroglifler, Firavun'un güneşi sonsuza dek takip ederken biri gündüz, diğeri gece olmak üzere iki gemiye bineceğinin düşünüldüğünü belirtiyor. Ti mezarının duvarlarındaki bu rölyefler gibi bazı rölyeflerse Nil nehrindeki gemi trafiğinin önemi üzerine belgesel ipuçları veriyor. Ancak eskiden gemilerin nasıl yapıldığını göstermek dışında bu konudaki tartışmaya pek ışık tutmuyor. Kullanım amacı ne olursa olsun 42 metrelik bu gemi herhalde o zamanlarda da günümüzde olduğu kadar etkileyiciydi. Bu dünyanın en eski gemisi. Özel bir müzede sergilenen Keops'un gemisini yılda 200 bin kişi ziyaret ediyor. Bu ufak kamera kaptanın, büyük kamera da mumyanındı. Hepsi sedir ağacından yapılmıştı. Bu
Bilim adamları 34 yıl sonra ilk odanın çok yakınında bulunan yer altında bir başka odanın içindekileri incelemeye hazırlandılar. Ancak bu defa kazı yapılmayacaktı. Boston Üniversitesi'nde uzaktan algılama merkezinin müdürü olan Dr. Elbaz ve National Geographic Society'nin sponsorluğunu yaptığı bilim adamlarından oluşan bir ekip, yer altındaki biçimlerin haritasını çıkarmaya yarayan yeraltı radarını kullanarak işe başladı. Uzay çağını hatırlatan bu yaklaşım sayesinde arkeologların başına en çok ağrıtan sorunlardan biri, yani bir yeri hasar vermeden inceleme sorunu çözülmüş oldu. Yapılması gereken tek kazı, çukuru kapayan dev kapak taşlarından birinin üzerindeki birkaç metre toprağın çıkarılması içindi. Arkeoloji artık sadece mezar hırsızlığı ya da kazı sırasında yapılan tahribatlardan oluşmuyor. Çünkü kazı yerinin kendisi de eski bir eser olabilir. Eski insanların onu bıraktığı gibi muhafaza etmek gerekiyor. Arkeolojideki bu yeni yaklaşım eskiye göre çok değişik. Ve bu yeni yaklaşım daha birçok bilim dalında uygulanabilir. Planın temel noktası 2 metre kalınlığındaki kapak taşında küçük bir delik açmak, ancak içerideki odaya hava girmesini önlemekti. İlk oda 1954 yılında açıldığında içerideki havada hala sedir kokusu yoğun olarak hissediliyordu. Bu odadaki havanın da 46 yüzyıldır burada kapalı kalmış olma olasılığı hala vardı. Bu değer biçilmez bir bulguydu. Black & Decker firmasından Bob Morse, eski ve yeni havanın karışmamasını sağlayan karmaşık bir kilit sistemi geliştirdi. Çeşitli yuvarlak halkalardan ve destek kenetlerinden oluşan bir sistem taşa yerleştirilecekti. Matkap, saatte yaklaşık 10 santimetre hareket ederek kireç taşını delecekti ve toz ve kırıntıların temizlenmesi için sık sık ara verilecekti. Morse'un benzersiz tasarımı sayesinde başka aletler sokulduğunda bile delikten hava sızmayacaktı. Odanın içinden alınan hava örnekleri, günümüzde havayı kirleten maddelerin izlerinin olup olmadığını anlaşılması için test edilecekti. Söz konusu maddelerin olmadığının ortaya çıkması, ilk geminin nasıl bu kadar iyi korunduğunu açıklayabilirdi. Örnek alma işini, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Deniz ve Atmosfer İdaresi'nden Peter Tans yönetecekti. Bunun yanında bulunan çukurdaki gemi, 4600 yıl boyunca çok iyi muhafaza edilmişti. Ve duyduğuma göre son 20 yıl içinde 4600 yıldan daha fazla hasar gördü. Demek ki Mısırlılar bu çukuru açıp gemiyi çıkarmaya ya da orada bir gemi varsa araştırmaya pek yanaşmak istemiyorlar. Anlaşılan o ki bu konuda pek gönüllü değiller. Bütün bir gün boyunca delme işlemi yapıldı. Sonra bir gün daha. Sonra üçüncü günün ortasında Bob Morse'un matkabı taşın son birkaç milimetresini delip geçti. Artık ekibin geri kalan kısmının da çalışma zamanı gelmişti. Peter Tans, kubbeli bölümden yaklaşık 70 litre hava çekti. Örnek alacak mıyız? Evet. Yapılan analizlerin sonuçlarını almak aylar süreceğinden, Tans hemen orada daha az bilimsel bir inceleme yapmaya karar verdi. Çürük kokuyor. Çürük kokuyor baylar. Hayır, kesinlikle sedir ağacı kokmuyor. Kesinlikle hayır. Sıra fotoğrafçılara geldiğinde neredeyse gece yarısı olmuştu. Bu uzun siyah tüp, National Geographic'ten Pete Patron'un tasarımını yaptığı özel video sisteminin bir parçasıydı. Kubbenin içindeki ısıyı etkilememek için ısı üretmeyen bir lamba kullanıldı. Yavaşça sola döndürebilir misin? Thank you.
Kamera açılan delikten yavaş yavaş aşağı doğru inerken, yaklaşık 5000 yıldır görülmeyen şeyleri görebilmek için herkes ekranın çevresine toplandı. Matkap tozlarının oluşturduğu tüyler ürpertici bulut, kameranın yıllardır karanlıkta bekleyen bölüme girdiğinin işaretiydi. Bu bir gemiye benziyor. Çok güzel. Evet, haklısın. Bu bir gemi, kirli çamaşır değil. Üstündekilere baksana. Herhalde kireç taşı parçaları olmalı. Tavandan parçalar düşmüşe benziyor. Tohami ikinci bir gemiye ait parçalara baktığından emindi. Kameradan güvertedeki bir yapının çatısını destekleyen çentikli bir direk görünüyordu. Bu geminin uzunluğu hakkında önemli bir ipucuydu. Başka açılardan yapılan çekimlerde bir fıçı donanımı ve bir duvar ustasının hesapları görüldü. Uzmanlar buradaki parçaların her birinin büyük olasılıkla birincisine çok benzeyen ancak ondan biraz daha küçük olan bir gemiye ait olduğunu sanıyor. Kubbenin içinde bariz olarak görülen zararın nedeni ilk gemi için müze inşaatı sırasında kullanılan tuğla makinesi olabilir. İkinci odanın tam üstüne yerleştirilen söz konusu makine titreşim yaratıyor ve su damlatıyordu. Ortaya çıkan başka detaylarda bu hipotezi doğruladı. Çatıda alçının düştüğü ve ıslak görünen yerler. Bir çift hayalete benzeyen nemden büzülmüş kürek palaları. Ve birden beklenmeyen bir şey. Beş bin sene önce. Yoksa nasıl yaşardı? Nefes alması gerekir. Canlı bir böcek varsa demek ki buradaki hava 4000 senelik değil. Sonuçlar iyi de olsa, kötü de olsa bilimsel. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Ve burada canlı bir varlık bulduk. Hava örnekleri alıp inceledikten sonra bu yeri hiç bozmadığımızı biliyoruz. Demek ki bu, arkeolojiye açılan yepyeni bir kapı. Ve bana göre bu yeni yöntemin, yüzyılımızın başlarında buluntuların yaşını belirlemede kullanılan yöntemin, arkeolojiye yaptığı katkılar kadar katkısı olacağından eminim. Buluntuların yaşını belirlemek, arkeolojiyi koleksiyon meraklılarının hobisi olmaktansa daha kesin bir bilim dalına çevirdi. Video aracılığıyla yapılan araştırmalar, arkeolojinin alanını şimdiye kadar ulaşılmaz gibi görünen alanlara yaydı. Gemilerden biri tamamen monte edildiği için, diğeri bulunduğu yerde ellenmeden bırakıldı ve tekrar kapatıldı. Bu iki kardeş geminin ne amaçla kullanıldığı konusu gizemini koruyor. Amaçları Firavun'u yaşarken Nil üzerinde taşımak mıydı, yoksa Firavun'u öbür dünyada yılmadan güneşi takip ederken onu taşımak üzere mi yapılmışlardı? Bir mumya olarak güneşi şatafatlı bir şekilde takip etmelisiniz. Mısırlıları ölülerini bu kadar özenle saklamaya iten şey, ölüme karşı duydukları ürkütücü ilgi değil, öbür dünyada vücuda ihtiyaç duymalarıydı. Arkalarında bıraktıkları miras, hala birçok insan için karşı konulmaz derecede çekici.
Mumyaların benim için bir saplantı olduğunu söyleyemem. Kafalarını gerçekten mumyalara takan insanlar var. Beni işin bütün boyutları ilgilendiriyor. Gerçekten. Aslında belki de saplantıdır. Doktor Breyer'ın takıntısı onu diğer bilim adamlarının daha önce gitmediği yerlere götürdü. Mumyalama konusundaki bütün metinleri okuduktan sonra mumyalama işlemini kendi yapana kadar tam olarak anlayamayacağını fark etti. Ve böylece vücudunu bağışlayan bir kişi geçmişin krallarına layık bir muamele gördü. Ben cenaze levazımatçısı değilim. Üniversitede profesörüm. 20 yıldan uzun bir süredir Mısır uygarlıkları konusunda ders veriyorum. Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi bu konuda benimle çalışmayı kabul ettiğinde belki 2000 yıldır yapılan ilk Mısır mumyalama işlemini yapma fırsatını elde ettim. Ama bu iş kolay olmayacak. Eski mumyacılara kıyasla amatörüz. Onlar o kadar becerikliydiler ki yüze hiçbir zarar vermeden beyni burun deliklerinden çıkarabiliyorlardı. Şu bloğu içeri sokmamız lazım. Tamam, hadi. Evet. Bir arkadaşımı bir kadavrayı keserken izlediğimde mumyalama işine ilgi duymaya başladım. Arkadaşım vücudu keserken eski mumyacıların bu işi nasıl yaptığını merak etmeye başladım. Arkadaşım iç organları öğrencilere gösterebilmek için karın bölgesinde büyük bir delik açmıştı. Ancak Mısırlı mumyacılar bütün iç organları bu büyüklükte bir kesikten dışarı çıkartıyordu. Ben de merak etmeye başladım. Acaba arkadaşım da aynı şeyi yapabilir mi diye. Bu büyüklükteki bir kesikten elini içeri sokarak tüm iç organları dışarı çıkartabilir mi diye. Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde anatomi profesörü olan Dr. Ron Wade, bu olağan dışı işlem için uzmanlığından yararlanılmasını kabul etti. Bir tepsi lütfen. Evet, işte dalak burada. Breyer, mumyalamaya hazırlık olarak Mısır'da haftalarca kalarak bu eski ayin hakkında bulabildiği her şeyi öğrendi ve mumyası için gerekli olan kutsal baharatları ve malzemeleri bulmak için Mısır'ın tarihi pazarlarını gezdi. Kahire'deki Han el-Khalili pazarının içinde turistlerin hiç gitmediği bir pazar daha vardır. İşte projem için gerekli olan tütsü, mür gibi şeyler orada bulunuyor. Bana söyledikleri kadarıyla mumyalama için bir takım özel baharatların kullanılması gerekiyordu. Fakat bu özel baharatların ne kadar ve nasıl kullanılacağı konusunda kesin bir bilgi yoktu. Bunları ancak deneyerek öğrenmem gerekiyordu. Bunlar tütsü mü? Evet, bunlar tütsü. Nereden bunlar? Sudan'dan. Sudan'dan, emin misin? Evet. Peki, 250 gram rica ediyorum. 5 kine. 5 kine mi? Evet, 5 kine. Pekala. Tamam. Güzel. Buyurun. Teşekkürler. Ben dürüst bir adamım. Ha, bu benim için yeterli. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aldığım tütsü ve mürün kaynağı büyük olasılıkla eski Mısırların kaynağı ile aynı. Bunlar Yemen'den, Sudan'dan getirtiliyor. O zamanlar bu malzemeler çok pahalıydı. Mumyacılar bunları sadece zengin mumyalar için satın alabiliyordu. Hiç kimse Mısır'da kaç tane mumya olduğunu bilmiyor. Ancak insanlar yıllar boyunca ölmeye devam etti. Yani kuma ve toprağa gömülü milyonlarca ceset olduğu kesin. Büyük olasılıkla mumyalamanın kökeni sıcak Mısır kumuna gömülü olan cesetlerin doğal olarak korunduğunun fark edilmesine dayanıyor. Toprak cesetleri doğal yöntemlerle kurutuyor. Böylece zaman içinde cesedin üzerinde kumlar uçtuğunda belki de 1000 yıldır kumun altında gömülü olan ve tanınır halde olan bir insan görünüyor. Yani Mısırlılar vücudun korunabildiğini ve korunduğunu gördüler. Fayum mezarlığındaki bu cesetler orta ile alt sınıf arasındaki insanlara ait. Tabii daha bu bölge tümüyle kazılmadı ama devam ederlerse herhalde yaklaşık 200 bin ceset bulacaklar. Eski Mısır'da zengini, fakiri, herkes ölümsüz olmak, Osiris gibi olmak ve batıda dirilmek istiyordu. Yani herkesin ölümsüz olma şansı vardı. İnsanın ne kadar çok parası varsa ölümsüz olma olasılığı o kadar yüksekti ve vücudu o kadar iyi korunuyordu.
Çünkü öteki dünyada vücut ayağa kalkıp hareket edecekti. Kelimenin tam anlamıyla yeniden dirilecekti. Bu yüzden vücudu korumak gerekiyordu. Bu nedenle herkes bütün parasını ve düşüncelerini vücudunu koruma işine yöneltmişti. Fakirler bu işe fazla para ayıramıyordu. Fakirler sadece bir şeye sarılıyor, hatta belki bir toplu mezara konuyor ve işlerin yolunda gideceği ümit ediliyordu. Breyer'in araştırmaları, onu kelimenin tam anlamıyla kimsenin sayma zahmetine girmediği kadar çok mumya içeren Kahire Müzesi'ne yöneltti. Müze, firavunların ölüme giderken yanlarında götürdükleri şeylerle doluydu. Mısırlılar sadece cesetleri korumakla kalmadılar. Yedek sistemler de oluşturdular. Ölümsüzlük konusunda sadece bir şans kullanmak istemediler. Bu yüzden tabutlarını korumak için büyük koruyucu heykeller ve öbür dünyada canlanıp hizmet edecek küçük uşak heykelleri de vardı. Öbür dünyada seyahat etmek için üzerinde ölen kişinin idealleştirilmiş görüntüsü olan süslü tabutlar hazırladılar. Vücuda zarar gelmemesi için tabutların üstünü büyülerle kapladılar. İnsanlar genellikle bu tabutlara ve kaplamalara baktığında güzel resimler görür. Tanrıları ve hiyeroglifleri görür ama içeride hala 3000 yıl önceki görüntüsünü aşağı yukarı koruyan bir insan olduğunun pek farkına varmazlar. Mumyaların en ilginç yanı, insanlara çekici gelen yanı tanınabilir olmalarıdır. Yani bir zamanlar firavun olmuş bir Mısır kralını görebilirsiniz. Bu kişileri eskiden tanımış olsanız, bak bu Seti, Ramses de şurada hala tanınabiliyor derdiniz. Söz konusu kişi artık daha hafiftir. Su kaybına uğramış bir mumyanın ortalama ağırlığı 10 kilo civarındadır. Ama mumyayı sadece bir insan olarak tanımanın ötesinde tam olarak kim olduğunu da bilebilirsiniz. Birçok kişi bu firavunları isimleriyle tanımıyor. Ama Jules Caesar, Büyük İskender veya Truvalı Helen'le yüz yüze geldiğinizi düşünün. Buradaki tabutta Mısır'ın en büyük krallarından biri var. Nasri İskender, Mısır Müzesi'nde mumyalardan sorumlu kişi. 20 yıldır bu işi yapıyor ve özellikle Mısır koleksiyonundaki mumyalar konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından bir tanesi. Firavun Büyük Ramses 67 yıl tahtta kaldı. Yaklaşık 3000 yıl önce öldüğünde 80 yaşının üzerindeydi. İşte ben de böyle bir mumyalama işlemi yapmak istiyorum. Ramses'in mumyası bize Mısırlı mumyacıların ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Saçını kınayla boyamışlar, tırnaklarını boyamışlar. Sonsuza kadar genç görünmesini sağlamak için her şey yapılmış. Buna baktığımda içimde bir şeyler hissediyorum. Ne olduğunu açıklayamıyorum ama bir şeyler hissediyorum. Bence birçok kişi aynı şeyi hissediyor. Bu sadece bir ceset değil. Hayır, bu tarih. Önemli bir tarih. Bu adam Mısır'ı yarattı. Breyer'in araştırmaları onu ölülerin ülkesine, firavunların tapınaklarının halen bulunduğu Nil Nehri'nin batı kıyısına yöneltti. İlginç olan 3000 yıl sonra sadece taştan yapılmış tapınaklar değil, bu tapınakları yapan insanların eti ve kemiğiyle de hala durması. Firavunların mumyaları zamana karşı dayanıklı olabilirlerdi. Ancak dayanıklı olmadıkları bir tek şey vardı, yağmacılar. Bu mumyaları bulmuş olmamız bir mucize. Zarar görmeden günümüze kadar gelen mumyaların çoğu Deyrül Bahri'de gizli bir bölümde bulundu. Günümüzde burası eskiden de olduğu gibi sessiz ve terk edilmiş halde. Buradaki asil mumyaların yaklaşık 100 yıl öncesine kadar keşfedilmemiş olmasının nedeni bu.
Köylüler 1870'li yılların sonlarına doğru asil mumyaların bulunduğu bu gizli bölmeye rastladılar. Burayı bulmuş olmaları bile bir mucize. Çukur bariz bir biçimde doldurulmuş. Herhalde tepeden akan suların bu deliğe girdiğini görüp içeride bir mezar olduğunu düşündüler. Kahire'deki eski eserler merkezine öyle bir iki değil, 40 mumya içeren bir mezar bulunduğu bildirildi. Tabutların üzerindeki yazılar ve bandajlar okunduğunda Mısır firavunlarını bulduklarını anladılar. Büyük Ramses'i, 1. Seti'yi, Büyük Savaşçı Kral, 3. Tutmos'u bulduklarını anladılar. Ellerinde ne olduğunu fark ettiler. Eski Mısır'ın en büyük krallarını bulmuşlardı. 6 gün içinde tabutlar bu delikten çıkartıldı. Dilin batı sahiline getirilip oradan doğu sahilinde eski eserler merkezinin gemisine yüklendiler. Ve kuzeye, Kahire'ye götürüldüler. Nil kıyısındaki yolculuk boyunca çevre köylerdeki kadınlar kıyılara kadar gelip tıpkı eski Mısırlı kadınlar gibi ağıt yaktılar. Kralları gidiyordu. Kahire'ye giden ve bir daha göremeyecekleri bir miras için ağıt yakıyorlardı. Ancak mumya çılgınlığı bütün dünyayı sardıkça ve bilim adamları mumyaların sırlarını yavaş yavaş ortaya çıkardıkça, firavunlar Kahire'de yeni bir tür ölümsüzlüğe ulaştı. Bir kral öldüğünde gemiyle Nil'in batı yakasına, yani mumyalayıcı dükkanların olduğu yere götürülürdü. Mısırlılar doğu yakasında yaşardı. Ancak en önemli olan cesetlerin batı yakasına gömülmesiydi. İşte bu yüzden parası olanlar ancak ölülerini batı yakasına gömebiliyordu. Ceset batı yakasına bırakıldıktan sonra mumyalayıcılar 70 gün boyunca cesette uğraşıyorlardı. İlk iş nemli iç organları çıkartmaktı. Bu çürümeyi önlüyordu. Bütün nemi almazsanız ceset hemen bozuluyordu. Bu mide. Mumyalayıcılar aslında teknisyendi. Anatomiden anlayan onlardı. Karaciğerin ve midenin yerini biliyorlardı. Bu organları küçük bir kesikten dışarı çıkartabiliyorlardı. Organlardan her biri dikkatle çıkartılıp törenle kanopik çanak adı verilen özel çanaklara konuluyordu. Eski metinlerde karın boşluğunu mür ve hurma şarabıyla yıkadıkları söyleniyor. Biz de onların dediklerini aynen yapacağız. Karın boşluğunun içini ketenle kapladık bile. Mürü ketenin üzerine koyacağım. Bu da hurma şarabı. İşte böyle. Eski Mısır'da şaraba örp denirdi. Mumyalama işleminin bir sonraki aşaması olan vücut sıvısının alınması için Mısır'da elde edilen tuzlara ihtiyaç var. Eskiden buralara Vadi Natron, yani tuz tarlası adı verilirmiş. Natron sadece bir şeyi korumak amacıyla kullanılan tuz değil. İçinde fazladan bir şeyler var. Karbonat var. Buzdolabına karbonat koyduğunuzda kokuları emer. Bu etkinin mumyalama işlemine faydası vardı. Sadece cesedi korumakla kalmayıp, mumyalama işleminde ortaya çıkan o felaket kokunun bir kısmından da kurtulunuyordu. Çok miktarda natron ihtiyacı vardı. Her ihtimale karşı toplam 130 kilo. Mumyayı tamamen içine bastırmak gerekiyor. Yani altında natron olması gerekiyor. Üstüne de natron koymak istiyorum. Sonra mumyanın içini de ufak natron paketleriyle dolduracağım. Böylece mumya aynı anda hem içeriden hem de dışarıdan kuruyacak. Tutankamon'da bile bu küçük paketlerden vardı. Tam şuraya dökeceğim. İşte böyle. Evet. Evet. İşte bu kadar. Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki küçük bir odada eski mumyacıların çadırlarının bir benzerini yaptık. Nem oranını kuru çöl havasındaki nem düzeyine indirdik. Evet, bitmek üzere. 6-7 çanak daha çıkar mı? Sanırım çıkar. Ron, işte karaciğer. Şuradaki köşeye koyarsan daha sonra üzerine biraz dökebiliriz. Mumyalama işleminin olup olmadığını anlamak için 35 gün beklememiz gerekiyor. Kuruma işleminin tamamlanacağından, sodyum karbonatın beklediğimiz etkiyi yapacağından emin değiliz.
Ama sonuç ne olursa olsun bu önemli bir bilimsel girişim oldu. Ancak iş sadece mumyalama değil, neredeyse ölüme meydan okuma. Bir bakıma bir insanı hayattaki haliyle koruma söz konusu. Acaba eski mumyacılar da bu duyguları yaşadı mı diye merak ediyorum. Gurur, ümit, korku duydular mı? Bence başarılı olacağız ama emin değilim. Ayakları iyi görünüyor değil mi? Bu gerçekten kurumuş. İyi, çok iyi. Fırçanı al bakalım. Evet. İşte başlıyoruz. İşte parmaklar. Aslında tahminimden çok daha fazla mumyaya benziyor. Ben daha fazla nem olacağını düşünüyordum. Bence bu işi onların yaptığı gibi yapıyoruz. Hiçbir zaman %100 emin olamayacağız ama bence onlar da böyle yapıyordu. Tabii ki vücudunu bağışlayan kişiye müteşekkirim. Bir insanın vücudunu bilim adına bağışlaması harika bir şey. Bu yapılanları bilse hoşuna giderdi diye ümit ediyorum. Emin değilim ama bence hoşuna giderdi. İşi tıpkı eskilerin yaptığı gibi bitirmek istiyoruz. Vücuda çeşitli yağlar süreceğiz ve ince bir ketenle saracağız. Yeterince varlıklı olanlarda mumyacıların tanrısı olan çakal başlı Anubis'in maskesini giyen bir de rahip olurdu. Rahip vücut sarılırken çeşitli törenler gerçekleştirirdi. Mumyanın üzerine çeşitli yağlar dökülür, güzel koku vermek için pütsü ve mür kullanılırdı. Cenaze için kullanılan muskalardan biri, kalbi korumak için kalp biçimindeki muskaydı. Şu anda mumyanın içindeki tek organ kalbi. Bu muska kalbi koruyacak ve öteki dünyada kalbinin bu kişi aleyhine konuşmasını önleyecek. Şimdi bu büyülü sargılardan birini alalım. Bunu çıkardığımızda sanırım üzerindeki yazıyı göreceksiniz. Burada kalbin öteki dünyada doğruluk tüyüne kıyasla tartılmasını görüyoruz. Demek ki bu bölge için uygun bir bant. Sargıların üzerindeki büyüler aslında araştırmamın bir parçası değil. Ben mumyalama tekniğiyle ilgileniyorum ama herkes bu işi doğru dürüst büyülerle beraber yapmamız gerektiğine inanıyor. Biz de gereğini doğru biçimde yaptık. Bunlar papirüslerde belirtilen şeyler. Ümidimiz bunu bir tıp müzesine koymak. Belirli aralıklarla örnek doku alarak zamanın mumya üzerindeki etkilerine ve kurumanın nasıl gerçekleştiğine bakacağız. Yani bu mumyayı yakından izleyeceğiz. Ve ümit ediyorum ki mumyadan bir şeyler öğreneceğiz. Evet, hiç fena gözükmüyor. Uçlarından kapamamız gerekiyor. Bence bu mumyaya ve genel olarak mumyalama işine gösterdiğimiz özen sıradan bir mumyaya eskiden gösterilmiş özenden çok daha fazla. Mezarda mumya için son törenler düzenleniyordu. Bunlardan biri ağız açma töreni. Rahip garip bir şekli olan bıçak gibi bir aleti alıp mumyanın ağzına dokunur ve mumyaya yeni bir hayat verilmesi için dua ederdi. Bu modern mumyanın bilime katkısı yeni başladı. Önümüzdeki yıllarda da mumyalama süreci hakkında bize bilgi vermeye devam edecek. Eski mumyaların bizim mumyalara duyduğumuz sonsuz merakı nasıl karşılayacakları konusunda ancak tahmin yürütebiliyoruz. Bazılarının iddia ettikleri gibi bu işe burnumuzu soktuğumuz için bizi lanetlerler miydi? Belki de. Ancak Mısırlıların ulaşmaya çalıştığı şey ölümsüzlükse, Mısırlılar tarihte başka kimsenin başaramadığı biçimde tatmin edilemez merakımız sayesinde ölümsüzlüğe ulaştılar.